Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde bu kez Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Beşiktaş hazırlık maçında taraftarının önüne çıktı ve Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmada Weghorst'un gol atması maçın önemini biraz daha arttırdı. Çünkü Weghorst'tan gol bekleyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. O da siftahı yaptı. Weghorst'tan beklentilerimizin bizler spor yorumcuları olarak da fazla olduğunu vurgulayabiliriz. Artık Beşiktaş ligde oynayacağı maça yoğunlaşmaya başladı. Şimdi Beşiktaş'ta pek çok gelişme var. İşte bir Emirhan İlkan gelişmesi var. Onunla ilgili size biraz bilgi aktarmaya çalışacağım. Sol kenarda bir takım çalışmalar var. Olan oyuncu var, gidecek oyuncu var. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Sol bek konusu neticelendi. Artık onunla ilgili de kısa bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ve Süper Lig'in önemli bir oyuncusu da artık Beşiktaş'ın gündeminde ve Beşiktaş'ın onunla ilgili pazarlıklarının belli bir noktaya kadar geldiğini de vurgulamaya çalışacağım. Beşiktaş videolarına ilginiz için teşekkür ediyorum diyorum. Ama tabii daha fazla ilgi göstermeniz Beşiktaş konusunun daha sosyal medyada yaygın bir şekilde görünmesini sağlayacaktır. Bu konuda size küçük bir ricada bulunayım. Yani siz ne kadar fazla beğenirseniz, ne kadar fazla izlerseniz, ne kadar fazla abone olursanız o kadar çok Beşiktaş ismini sosyal medyada duyurma şansımız oluşuyor. Tabii ki karar sizin, tercih de sizin. Hemen ben Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya başlayayım. Şimdi öncelikle bir kere Vida'nın AYK'ya imza attığını söyleyelim. Üçlü savunma nedeniyle Vida gözden düşmüştü. Hatta Beşiktaş ona 1 milyon euroya kadar teklif etmişti. Daha fazlasını teklif etmemiş. Gitmesini bir anlamda istediğini vurgulamıştı. O da gitti ve pardon, komşuda AYK'da forma giyecek artık. Onu söyleyebiliriz Vida ile ilgili olarak. Devam edelim. Tabii ki özellikle sol bek Rıdvan gittikten sonra Beşiktaş'ın sol bek konusundaki sıkıntısının büyüdüğünü net bir şekilde vurgulamıştık. İşte bu manada çalışmaların devam ettiğini vurgulayabiliriz sol bek konusunda, ama neticeye ulaştığını da söyleyebiliriz. Çünkü orada yerli bir alternatif, yabancı bir alternatif var. Yani iki alternatif var. Yabancı transferi tamamlandı. O bitti. Onu söyleyelim. Hadi oradan gidelim, tamamlanmış transferden. Arthur Masuaku, yani West Ham'ın oyuncusu, sol bek, 29 yaşında. Olympiakos'tan West Ham'a geçmişti oyuncu ve West Ham'da istikrarlı süreler aldı. 6 sezon oynadı. 6 sezon bayağı uzun bir süre. Hani öyle sık takım değiştiren bir oyuncu değil. Son sezonda, biten sezonda 24 maçta 1 gol 1 asisti var. Kongo milli takımının formasını da giyiyor. 2024'e kadar sözleşmesi var. 5 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri vardı ama satın alma opsiyonuyla kiralama sanıyorum bu geldikten sonra daha net bir şekilde rakamları açıklayacağız. Rakamları daha doğrusu öğreneceğiz ama şu an itibariyle Beşiktaş'ın Arthur Masuaku'yla anlaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın sol bekte yabancı tercihi belli. Şimdi Umut Meraş var orada ama Beşiktaş yine bir sol bek alternatifi daha peşinde ki zaten hepiniz biliyorsunuz, Tayfur Bingöl konusundan bahsedeceğim. Oyuncu hazır fakat kulübüyle, iki kulüp arasında diyelim daha doğrusu, anlaşmanın sağlanmaması nedeniyle sıkıntı oluşturuyor. Ancak çok enteresan bir gelişme var. Beşiktaş taraftarı Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a olan sempatisini ve işte bağlılığını bildikleri için gelmesi için ciddi bir baskı da yapıyor. Onu da özellikle söyleyelim. Bu baskının sonucunda acaba Tayfur da gelir mi? Çünkü Tayfur'u şöyle düşünmemiz lazım. Ya sol bek var zaten. Hayır, Tayfur Bingöl sol önde de oynar. Sağ tarafta da oynayabiliyor. Onun için de biraz çok pozisyonlu oyuncu olduğu için böyle bir şans oluşturabilir diye Arthur'a rağmen onu da Beşiktaş kadrosuna katabilir, öyle söyleyebiliriz. Son maçında dörtlü savunma oynamıştı. O pozisyonda oynayabilecek beceriye sahip, sol tarafta, önde, arkada oynayabilecek beceriye sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi
Orta sahada tabii enteresan bir gelişme var. Orta sahada Gedson, Salih Uçan'a rağmen işte orta sahada bir 8 numara, herkes 6 numara beklerken bir 8 numara konusu var. Yani Valerian İsmail'in 8 numara istediği bilgisi geliyor ama niye 8 numara istiyor onu anlamak gerçekten pek mümkün değil. Acaba 8 numara gibi Emirhan İlkan'ı düşünüyordu da o gidecek diye mi 8 numara? Yani zaten Josef de Souza'nın yerine bir 6 numara düşünülüyor. Fakat Beşiktaş o hamleyi belirlediği isim üzerinden yapamıyor. Belirlenen isim Tolga Ciğerci. Bonservisi elinde. 2 yıllık sözleşme istiyor. Beşiktaş'ta 1 artı 1 için anlaşmış vaziyette. Yani 2 yıl 1 artı 1. Yani oralarda anlaşma sağlanacak gibi. Ama Beşiktaş taraftarının Emirhan gidiyor, Tolga mı geliyor sorusunu çok yüksek sesle seslendireceğini düşünerek o noktada biraz tereddütte Beşiktaş yönetimi. Ama Tolga'nın pozisyonuyla Emirhan'ın pozisyonu çok farklı, onu da özellikle söyleyelim. Ama Emirhan konusunu da sizlere anlatmam gerekiyor, Emirhan İlkan konusunu. Bir sürpriz gerçekleşti. Ve sözleşme imzalanırken oyuncunun sözleşmesine 4,5 milyon euroya serbest kalır maddesi eklendi. Şimdi bu madde eklenince işler biraz farklı noktaya geldi. Bir anda Torino, ki daha önce Rıdvan Yılmaz'a da talip olmuştu. Demek ki Beşiktaş'ın altyapısını iyi takip ediyorlar. Torino talip oldu ve 4,5 milyon euroyu vererek oyuncuyu transfer etme noktasına geldi. Emirhan İlkan da zaten yani bu transfere ışık yaktı. Şimdi şöyle bir şey var. Yani işte burada yönetimin biraz daha dikkatli kararlar vermesi lazım. 4,5 milyon euro bonservis ücreti yazdığınız oyuncuya 10.000 TL aylıkla çalıştırmayacaksınız. 20.000, 30.000, 50.000'le de çalıştırmayacaksınız aylıkla. Yani o zaman 4,5 milyon euro yazıyorsanız siz oyuncuya en azından takımdaki oyuncuların belli bir seviyesine kadar para vermek zorundasınız. Eğer vermezseniz böyle oyuncu da, yani çok normaldir bu. Yani 10 bin liraya oynamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmaz. Şimdi zaten bunu söyleyince biz zaten şunu yaptık bunu yaptık denilebilir ama neticede bunu söyleyeyim. Yani şunu özellikle söyleyelim. Rakamın ne kadar düşük olduğunu anlamanız açısından söylüyorum. Şimdi Beşiktaş tekrar 3 yıllık sözleşme öneriyor Emirhan İlkan'a. Ve gel anlaşmayı yapalım, senin ücretinde düzeltme yapalım. Ama bunu baştan yapsaydınız ya, yani oyuncu bu noktaya gelmeden önce ona verdiğiniz değeri gösterseydiniz ve 15 milyon euroya çıkaralım bonservis ücretini diyorlar. Bakalım ne tür bir gelişme olacak, çünkü gerçekten de rakamlar düşük. Rıdvan Yılmaz da giderken çok düşük rakamlar alıyordu. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Fasnacht konusunu tekrar açmak istemiyorum. Beşiktaş 3,3 milyon euroya kadar çıktı. 2024'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için, Young Boys'lu oyuncu için. Bakalım bu noktada ne tür gelişme olacak. Hemen sol kenarla ilgili bir çalışma var. Fasnacht dediğimiz gibi sağ oynuyor, sol oynuyor, forvet arkası oynuyor ama sol tarafa doğrudan oraya hedefli bir oyuncu alma düşüncesinin olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şunu söyleyelim. Enkudu'yla yollar ayrılması düşünülüyor. Şimdi Enkudu'yla yollar ayrıldığında Enkudu diyor ki bana bir yıllık alacaklarımı ödemek zorundasınız. Yani 2023'e kadar olan alacaklarımı ödemek zorundasınız. İşte bu nokta biraz Beşiktaş için can sıkıcı bir noktaya geldi. Ve bu noktadan biraz daha farklı bir yere gelebilmeye çalışıyorlar. İşte onunla biraz daha uygun bir şekilde anlaşmaya çalışıyor. Ama Beşiktaş onun yerine iki tane çok önemli oyuncuyu belirledi. Transfer etme konusunda da hamlelerini yaptı. Bunlardan bir tanesi Cabral, ki İtalyan basını duyurdu Cabral'ı. Beşiktaş onun için 2 milyon euro, %50 ikinci satıştan pay veriyor. Sporting Lisbon 5 milyon euro diyor. Aslında 3 milyon euro ile başladılar pazarlığa ama 5'e çıktılar. Böyle coşkulu alıcı olduğunuzda bu tür şeyler gerçekleşiyor. Biliyorsunuz ikinci yarıda, yani ligin ikinci yarısında Lazio'da oynamıştı geçen sezon. 21 maç 4 gol 1 asistle oynadı. Özelliklerinden biri hem ofansif hem defansif oynuyor olması ama şu anda yani
artık belli bir noktaya kadar geldi diyebiliriz. Çünkü zaten yani Sporting'de elinden çıkartmak durumunda oyuncuyu. Yani istediği kadar pazarlık konusunda eli güçlü olsun. Beşiktaş 2 milyon euroya çıktığına göre o 2,5 civarında neticelenecektir diye düşünüyorum. Ama ondan daha önde bir oyuncu var ki Beşiktaş şimdi onu gündemine aldı. Hatta geçmişte de bir gündeme gelmişti ama şimdi çok daha önde. Vargas'tan bahsediyoruz. Espanyol'un 25 yaşındaki oyuncusu. Biz tabii Espanyol'dan değil. Daha çok nereden tanıyoruz? Adana Demirspor'dan. Adana Demirspor'da 38 maçta 5 gol 13 asistle oynadı ki müthiş bir rakam. 6 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Zaten oyuncunun gündemde olduğunu Fenerbahçe ve Galatasaray da istediğinde biliyoruz. Bir sol kanat oyuncusu. 2024'e kadar da sözleşmesi var. Dolayısıyla Vargas konusu. Sol tarafta Vargas, Cabral, Yabone Cabral ve Fasnah ön taraftaki alternatifler. Sol bek tarafı Arthur Masuaku oldu. Tayfur Bingöl ile ilgili tasarrufta bulunma durumu söz konusu. Orta saha için bir Tolga Ciğerci hamlesi biraz Beşiktaş taraftarının belki isyanından korkuluyor Emirhan konusunda. Ama hocanın da bir 8 numara istediği gerçeğiyle yüz yüze kaldık. Neden acaba? Onu çok net anlamamız mümkün değil şu anda. Belki maçlar başladığında daha net bir şekilde anlayacağız. Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.